Dünkü videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Erken kalktım. Erken kalkmak sayılırsa tabii. Şu an saat 10 civarları. Bir haftadır havuz temizliği yapmadık. Havuz temizliğimizi yapalım istiyorum. Şimdi dibinde çok fazla böcek ve örümcek gördüm. Onları temizleyeceğim. Bir süpürge atacağım. Bu arada işte maalesef bu prefabrik havuzlardaki dezavantaj kloru arkadaşlar şuradaki hazneden atmanız gerekiyor. Buradaki hazneden eğer atmazsanız tabii bizim usta bilememiş. 3 yıldır kendim atıyordum. 1-2 defa onu attırdık ve gördüğünüz gibi alt tarafta solmalar meydana getirmiş. Şu bölgede de var. İçine atmıyoruz kesinlikle kloru. Kloru o göstermiş olduğum hazneye koyuyoruz arkadaşlar. Oradan çekiyor. Maalesef bu şekilde bir solmayla karşı karşıya kaldık ama önemsemiyoruz artık, yapacak bir şey yok. Şimdi şu süpürgeyi atalım arkadaşlar. Önce burayı bir açalım. Motor dairemiz ne durumda? Burası tabii çok kirlendi, çok pislendi. Bayağıdır el değmedi. Örümcekler yine her zamanki gibi yuva yapmışlar. Onlardan da bir arındırmamız gerekiyor. Dibine de biraz çamur çökmüş. Onları da temizlemeyi düşünüyorum ama şimdi değil tabii. Şu an çok sıcak hava. Şimdi sadece süpürge atmayı düşünüyorum ama buraya bir el atmamız gerekiyor. Çünkü örümceklere fırsat verdiğimiz zaman arkadaşlar çok aşırı derecede çoğalıyorlar ve bu şekilde her yeri ağ yapıyorlar. Evet, hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, depoyu tertemiz ettik. Üstünü de temizledim, kapak kısmını. Burası da iç kısmı. Son hali bu şekilde oldu. Motorumuz çalışıyor. Örümceklerden, örümcek ağlarından, tozlardan, her şeyden arındırdık. Tertemiz oldu. Şimdi Temmuz'un ortasındayız ve Haziran faturamız geldi. Haziran ayında havuzumuzu doldurmuştuk. Aşağı yukarı 3 metre genişliğinde, 8 metre uzunluğunda 24 metre karelik bir havuzu, 1,5 metrede ortalama 1,45 gibi 1,50 gibi de su dolduruyoruz üstüne. Bir havuzu doldurduk. Onun dışında bahçe sulaması yaptık ve bu su harcamamıza istinaden gelen Haziran ayı faturamızı sizinle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi faturamız, güncel faturamız, son ödeme tarihimiz hatta bu ay 16 Temmuz'da olacak. Daha ödemedik ve gelen faturamız 5460 lira arkadaşlar. Bunun bilgisini vermiş olayım. Tabii belli bir sarfiyatı arttıktan sonra çift yazmaya başlıyor, çift dönmeye başlıyor ve dolayısıyla faturamız birazcık daha kabarmış oldu. Suya da zam geldi biliyorsunuz zaten güncel olarak. Ve dolayısıyla böyle bir faturayla
karşılaşmış olduk. Şimdi havuzla alakalı durumlardan biraz bahsedeyim size. Bir arkadaşımız sormuştu, ne kadarlık ilaç atıyoruz, nasıl atıyoruz ilaçları diye. Onun bilgisini vereyim size arkadaşlar. Şimdi depomuza gidelim ve depomuzdaki ilaçlarımızı sizinle paylaşayım ben. Şöyle açalım, ışık gelsin. Şimdi arkadaşlar, bu klorumuz, granül klor, bunu yeni almıştık. Bunun da daha önce bilgisini vermiştim size. Aşağı yukarı ortalama burası 5000 lira tutmuştu. İnternetten almıştık. Bu markalar tavsiye edildi bize. Ve biz de bu markalardan aldık. Aqualife markası. Şimdi bu klor. Burada da yosun önleyicimiz var. Yosun önleyicimizi de hani geçen sene çok sık kullanmamıştık. Ara ara kullanmıştık. Bir de çökerticimiz var. Şimdi bu yosun önleyiciyi attığınız zaman çökerticiyi atmıyorsunuz kesinlikle. İkisi yani farklı malzemeler. Burada da pH düşürücümüz var. Bu da şöyle toz şeklinde oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir plastik bardağımız var. Bu plastik bardakla aşağı yukarı ortalama bizim yani her zaman atmıyoruz tabii. Aile havuzu olduğu için biz bundan aşağı yukarı 4 tane şu klordan atıyoruz. Kloru havuzun içine atmıyoruz arkadaşlar. Havuzun içine attığınız zaman o malzemeyi, içindeki o Vinlex malzemeyi solduruyor. Dolayısıyla bu kloru onun içine atmıyoruz. Kloru normal plastik haznemize atıyoruz. Onun dışında bu yosun önleyiciden de yine bir bardak atıyoruz. Ve bu pH düşürücüden de duruma göre atıyorsunuz. Yani bazen 5 de atabilirsiniz, 4 de atabilirsiniz. Klor değerinizin ölçtüğünüz o ölçü kabı var biliyorsunuz. Ölçü kabındaki değerler eğer değerlerin altındaysa pH düşürücüyü artırabilirsiniz. Şimdi bazen bu klorun şöyle bir dezavantajı var. Sudaki mikropları öldüren bir malzeme ama klor çok attığınız zaman da koku yapıyor. Dolayısıyla o dengeyi çok iyi kurmanız lazım. Yani çok fazla atarsanız kokuya maruz kalırsınız. Klor fazla olmuş olur. pH düşürücüyü biraz arttırmanız gerekebilir. Klorun çalışması lazım. Çalışması için de belli bir ölçüde, yani ikisinin dengeli biçimde atılması lazım. Bundan 5 tane atıyorsanız eğer klordan, bundan da belki 3 tane atmanız işinizi görebilir diye düşünüyorum. Ama tabii o ölçü kabının renklerine uygun olarak. Şimdi burada mesela bu da pH düşürücü. Buradaki pH, bu da klor. Bunu geçen sene almıştık. Bunlar da derece derece arkadaşlar bu arada. 25 kiloluk kaplar. pH düşürücü mesela bu 90'lık arkadaşlar. Bakın burada yazıyor 90'lık. Bu daha kuvvetli. Yani bundan mesela biz daha önce daha düşüğünü almıştık. Daha fazla sarfiyat gitmişti. Sarfiyat olmuştu. Dolayısıyla 90'lık alırsanız işinizi daha rahat görebilir. Kloru buradan atıyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka buraya atmanız lazım. pH düşürücüyü de normal havuzun içine atabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Onun bir herhangi bir zararı yok. Sadece klorun zararı var. Klor çok güçlü bir malzeme. Zaten biliyorsunuz. Yani solunum yanında yaptığınız zaman hemen o zehri hissediyorsunuz. Tehlikeli bir malzeme. Solunum yollarına pek bulaştırmamanız lazım. Bakın burada şeyde kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama kloru bu şekilde kullanmış. Biz yokken bahçıvana söylemiştik, o atmıştı. Atınca da aşağıda işte şöyle solma riskiyle karşı karşıya bırakmış bizi. Soldurmuş yani aşağıları. Şu kısım filtre kısmı olduğu için oraya doğru tabii çekmiş muhtemelen o granülleri. Oraya doğru çekince de orada bir solma meydana getirmiş. Bütün temizliği bu kadar arkadaşlar. Yani çok gözünüzde büyütmeye gerek yok. Bunları yaptığınız zaman pırıl pırıl girebilirsiniz. Prefabrik havuz konusunda da çok memnunuz. Çok başarılı. Hiçbir eksiği yok.
Yani o taşırmalı betonarme havuzlarla arasında hiçbir fark yok. Önemli olan zaten şuradaki aksam arkadaşlar. Motor iyi ise, kaliteli ise, filtrelemeyi iyi yapıyorsa size sadece kimyasalları atıp zemin iç temizliğini yapmak kalıyor. Onun dışında herhangi bir ekstra çaba sarf etmeniz gerekmiyor arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.